Biz bu yaz Londra'ya gidelim diyoruz. Orada Özge'nin anneannesi de var. Onları da görmüş oluruz. Çok güzel düşünmüşsünüz evladım. Mamafi, biz ailece yazlık eve geçmiş olacağız. Hı. Sizi de aramızda görmek isteriz. Birkaç gününüzü de bize ayırırsınız herhalde. Ne demek efendim? Tabii biz de memnun oluruz. Dedeciğim, biz yazlığa belki gelemeyebiliriz. O neden? O zamana kadar bebek 5 aylık olacak. Bahar için zor olabilir o kadar sıcak. Aa, hiçbir şey olmaz. Ben de hamileyim. Ne var? Birbirimize yakınarak mis gibi tatilimizi yaparız, değil mi? Gelin, biz bu tatil işinden caysak mı acaba? Baksana, bu iki hamile canımızı okuyacak. Bakarsınız hamile sayısında bir artış olur. İktidarı tamamen biz ele geçiririz. Ben sizi gelişmelerden haberdar edeceğim Eda. Teşekkür ederim. Arabayla gelmediyseniz biz sizi evinize bıraktıralım. Arabayla geldim, sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar, sağ ol. İyi akşamlar. Sağ ol. Tamam, haklısın. Ama bence biraz daha bekleyelim. Hem Kapadokya'da ne yapacağız, nerede arayacağız? Duymadın mı? Herif psikopat, psikopat! 5 dakika beklemem artık. Tamam, şiş, sessiz ol. Anneannesini görmek Özge için de iyi olacak. Evet. Nihayet. Kuzen kim bu hanım? Aa, sen nasıl tanımazsın kuzen? İştenmiş. Yemeğe katılamadığım için özür dilerim. Ben Kapadokya'ya gidiyorum. Niye ki? Bu gece gelmiyor mu zaten Gümüş? Sen niye gidiyorsun? Ya bizim orada bazı işlerimiz var. Ben de gidiyorum zaten. Hem gitmişken Gümüş'ü de alıp geliriz. Bu yani. Geveleyip durmayın. Neyse sorun, hemen söyleyin. Saatlerdir Gümüş'e ulaşamıyorum. Ne? Merak etme Safiye yenge. Yarın akşam Paris'te evimizde uyuyacağız Gümüş. Evimiz çok güzelmiş. Lalanla. Kocaman bir çiftlik evi. Bahçesinden küçük bir nehir bile geçiyormuş abi, biliyor musun? Sen toprağı seversin bilirim. Her şey senin istediğin gibi olacak Gümüş. Çiçekler ekeriz ha. Hatta belki kendi sebze meyvemizi bile yetiştirebiliriz. Birkaç tane de hayvan alırız. Her şey çok güzel olacak. Sen, ben, Lara, bebek. Bak, oraya gidince seni bebek kapatacağım sanma. Aslında bunu sana söylemeyecektik. Aysel'le sürpriz yapacaktık oraya gidince ama şimdi iyi dinle. Ayın 18'inde Paris'te Gümüş adında bir butik açılıyor. Hı? Nasıl? Her şey senin istediğin gibi. Hani sen iç dizayn için çizimler yapmıştın ya. Her şey senin zevkin, senin keyfin, senin emeğin. Hı? Nasıl? Hoşuna gitti değil mi? Ha? Hiç merak etme. Bundan sonraki hayatımız mükemmel olacak Gümüş, mükemmel. Hı? Sen zavallısın biliyorsun değil mi? Mehmet'in beni bulamayacağını sanıyorsun sen? Asla peşimi bırakmayacak, anladın mı? Asla Mehmet beni asla yalnız bırakmayacak. Vereceksin, asla yalnız. Kimse seni bulamayacak, anladın mı? Kimse seni bulamayacak. Çocuk gibisin Gümüş. Senin için ne iyi ne kötü göremiyorsun. Merak etme. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Yani Engin'in tuhaf olduğunu hep düşünmüştüm ama bu kadarı hayatta aklıma gelmezdi. Çocuğum, yok muymuş bunların yanlarında birileri peki? Arayıp haber alalım. Yokmuş, yokmuş. Hemen telaşlanmayın. Belki uçak rotor falan yapmıştır. Haber vermeyi de unutmuştur. Gümüş aramazlık yapmaz. Mehmet haklı. Biliyorsunuz pek atlamaz böyle şeyleri Gümüş. Canım, belki konuklardan biri rahatsızlanmıştır. Onunla ilgilenmek durumunda kalmışlardır. Tabii tabii, mümkün hepsi. Yani hemen celallenmeyin. Yok Fikir Bey, yok. İşim daralıyor benim. Çocuğum zorda. Aa, yapmayın böyle ama. Telefonunu kaybetmiştir. Yanlış hatırlıyordur. Arar şimdi, telaşa gerek yok. Mehmet. Şey,
Ya ben Gümüş'e söz vermiştim ama... Pınar, ne var söyler misin? Ama sakin olacaksın, tamam mı? Pınar! Gümüş hamile. Ne? Hamile mi? Ne? Hamile mi? Neden benim haberim yok Pınar? Neden benim haberim yok? Öğrendiğimizde burada değildi zaten. Sonucu bile ben aldım. Sana özel bir şekilde söylemek istedi. Bu yüzden haberin yok. Şimdi haber alamıyoruz ya. Yani ne bileyim çocuğa bir şey olmuştur. Mehmet bu yüzden arayamıyordur. Hastanededir. Bilmiyorum. Oğlum. Berk. Hemen Nevşehir, Niğde, Kayseri, Ürgüp, oralarda ne kadar tamam, hastane varsa tamam, hepsini tamam, araştırıyorsun. Tamam, tamam araştır. Bana hemen haber. Hemen, hemen. Ben gidiyorum. Mehmet, ben de geliyorum. Gökhan sen burada kal, sana ihtiyacımız olacak. Gümüş'ümü sağ salim getir. Yalvarıyorum sana. Anneannem, merak etme, merak etme getireceğim. Hiç merak etme. Ya bir sakin Kenan, ol. Böyle mi gideceksiniz? Evet, tamam anneciğim, tamam. Dakika dakika bana haber verin. Tamam dede, tamam merak etme sen. Aha Mehmet, Onur. Orada tanıdıklarım var. Haberleşelim olur mu? Tamam. Tamam. Mehmet. Ah, oğlum. Canım. Dikkatli olun emmi. Yavrum. Hemen geri döneceğiz. Merak etme. Tamam. Safiye nene. Anne, anneanne. Aa, yardım edin. Anneanne. Hadi kızım. Hadi Gümüş'üm. Niye bu gece böyle yapıyorsun? Hadi gözümün nuru. Hadi, hadi, hadi. Rukiye. Rukiye. Ay Allah canını almasın. Emi Orhan zaten uyumuyor. Haberler kötü Rukiye. Çok kötü. Ne oldu Orhan? Gümüş ablam kaybolmuş. Saatlerdir haber alınamıyormuş Rukiye. Ne? Ne diyorsun sen Orhan? Enfarktüs mü? Hayır hocam, ambulansla bakıldı ama teşhis koyamadık. Şuuru yerinde değil. Hemen gerekli tetkikleri yapın. Neler diyorlar baba, anlıyor musunuz? Anlamıyorum çocuğum maalesef. Allah göstermesin. Bundan sonrasını hasta yakını alamıyoruz. Birimiz yanında olamaz mıyız? Şu anda hayır. Nesi var peki? Muayeneden sonra doktor bey size gerekli bilgiyi verecektir. Peki, teşekkürler. Yapacak hiçbir şey yok, bekleyeceğiz. Babacığım, siz gidin biz sizi haberdar edelim. Evet babacığım, Gülsün doğru söylüyor. Safiye gözlerini açmadan hiçbir yere gitmiyor. Gümüş kızımın emaneti o var. Haklısınız efendim. Siz burada beklerken ben doktoruyla görüşmeye çalışayım. Sağ olun. Siz dinlenin.